Evet tekrar karşınızdayız sevgili gençler. Trafik güvenliği yazılı sorularının çözümüyle ikinci dönem ikinci sınav soruları arkadaşlar karma yeni hazırlanmış ve yazılı da çıkacak. Yazılı soruları lütfen sonuna kadar izleyin. Bu arada arkadaşlar yeni bir sorumuz var sizlere. Kim hangi takımı tutuyorsa yorum kısmına yazar mı? Arkadaşlarımız hangi takımlı taraftarların daha çok olduğunu merak ediyor. Yorum kısmına yazarsanız biz de kimin daha çok olduğunu bir video yapar bir gün sizlerle paylaşırız. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Doğru yanlış sorular arkadaşlar. Birinci soru yolda kaza gördüğümüzde zaman geçirmedin. Sağlık ekiplerine polise haber vermeliyiz. Doğru mu arkadaşlar bu ifade? Evet doğru bir ifadedir arkadaşlar. Şöyle klavye yazalım bugün isterseniz ne dersiniz? Evet buna ne yazacağız? D harfi yazacağız. Ancak kırmızı yapsak aslında bir yazımızı daha güzel görünecek. Evet birincisi doğru. İkinci emniyet kemeri takarak trafik kazalarında daha az zarar görürüz. Bu doğru mu arkadaşlar? Emniyet kemerinin görevi nedir zaten? Kazalara karşı bizi korumak. 3. Kaza kavramı sadece trafik kazası ile sınırlıdır. Bu doğru mu? Ev kazası yok mu arkadaşlar? Spor kazası yok mu? Var. O halde biz buna yanlış diyoruz. Sadece trafik kazası ile sınırlı değildir. Evet bunlar yeşil yazıyoruz. Yeşil de güzel görünüyormuş. 4. 4. Herkes ilk yardım uygulayabilir. Bunun için herhangi bir eğitime gerek yoktur. Doğru mu? Kesinlikle yanlış. Herkes ilk yardım uygulayamaz. İlk yardım eğitimi yapmış olanlar sadece ilk yardım uygulayabilir arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Kaza geçirmiş bir kişiye hemen su, bisküvi gibi yiyecekler yedirmeliyiz. Çok büyük bir hata. Kesinlikle arkadaşlar çoğu kazalarda yaz hastanın bir şey yiyip içmemesi lazım. Çünkü hastaneye gittiği zaman röntgen çekileceği, işlem yapılacağı, tedavi uygulanacağı için midesinin boş olması, yeni bir şey tüketmemiş olması gerekiyor. Çünkü kusmaya neden olacaktır. Yani buna da yanlış diyoruz. Altıncı soruya geldik. Yangın anında yangını söndürmek için ambulansı aramalıyız. Ambulans yangını mı söndürür? Hastayı mı götürür? Hastayı götürür. Ambula e, yangın söndürmek için kimi? 177'yi yani itfaiye... 177 orman da özür 110, yani itfaiyeyi yaz aramamız gerekiyor. O halde buna da yanlış diyoruz arkadaşlar. Geçelim sonraki sorumuz neymiş bakalım. Orman yangını için. a evet az önce yaptığımız hata buradaydı. İtfaiye için demiştik ya arkadaşlar. Orman yangını için 177'yi aramalıyız. Doğru mu? Evet az önce farkına varmadan zaten cevabını vermişiz. Doğru arkadaşlar. 8. Hareket halindeki arabadan atlamak tehlikeli ve yasaktır. Evet hareket halindeki bir arabada atladığınız zaman genelde geriye düşer başınızı çarparsınız arkadaşlar. Yani doğru. Hareket halindeki bir arabada kesinlikle inmemeliyiz. Atlamayı boş ver. Adımımızı atmamalıyız. 9. Bir araç kullanabilmek için trafik bilgisine gerek yoktur. Yanlış arkadaşlar trafik bilgisine trafik eğitimi almanız gerekiyor. Ehliyet sahibi olmanız gerekiyor. Ehliyet sahibi olmayanlar araç zaten kullanamaz. Yanlış. <laughs> Özür diliyorum. 10. ve sonuncu doğru yanlış sorumuz. Yollarda karşıdan karşıya geçerken daima yaya geçidini kullanmalıyız. Karşıdan karşıya geçerken her zaman yaya geçidi kullanılmayabilir arkadaşlar. Alt geçitler, üst geçitler, trafik polisinin bulunduğu yerlerde kullanabiliriz. Daima yaya geçidi Kullanılmaz. Şimdi bu soruya doğru mu diyelim, yanlış mı diyelim arkadaşlar? Soru, sağlıklı hazırlanmamış bana göre. Yollarda karşıdan karşıya geçerken her zaman yaya geçidi kullanılmayabilir. Alt ve üst geçitler de kullanılır. Ben buna mecburen ne diyeceğim arkadaşlar? Yanlış diyeceğim. Çünkü alt ve üst geçitlerde vardır, trafik polisinin bulunduğu yerlerde vardır, trafik ışıklarının olduğu yerlerde vardır. Sadece yaya geçidini ararsak karşıya geçemeyebiliriz. Geçelim sonraki soru. Türümüz neymiş? Eşleştirmeymiş arkadaşlar. Hemen eşleştirme yapalım şurada. Araç içi ilk yardım çantasında. Pardon, eşleştirme değilmiş. Ne diyor bakın arkadaşlar şurada? Kalemimizin rengini değiştirelim çünkü kırmızı. Araç içi ilk yardım çantasında hangileri bulunmalıdır? Uygun olan görselin altındaki yıldızı boyayınız diyor. Aa, hangileri ilk yardım çantasında olması gerekiyor? Reflektör, halat, bu ne ya arkadaşlar? Yangın tüpü, takoz, flaster. Bu olması gerekiyor. O halde yıldız değildi arkadaşlar. Daire içine alıyorum. İlk yardım çantasında olması gereken bu. Bu boyunluk. Evet olması gerekiyor. Futbol topu, ilaç, yara bandı olması gerekiyor. Kitap, hayır. Biberon, hayır. Makas olması gerekiyor. Kaç tane işaretledik? Dört tane işaretledik. İlk yardım çantasında. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Başka var mı? Hata yapmayalım arkadaşlar. İlk yardım çantasında. Evet, evet, evet. Trafik setinde ne olması gerekiyor? Reflektör var, çekici halat var. Ondan sonra takoz var, yangın söndürme tüpü var. Bunların da trafik setinde olması gerekiyor. Evet, geçelim arkadaşlar. Bu dört taneymiş. Dördünü de yuvarlak içine aldık. İlk yardım çantası için. Sırada ne var? Boşluk doldurma sorusu varmış arkadaşlar. Hemen yapalım boşluk doldurma sorularını. Trafik kazaları sonucunda meydana gelen hasarlar ülkemizin ekonomisine zarar verir. Evet. Ekonomisine kesinlikle zarar verir. Doğru arkadaşlar. İkinci soru. Motosiklet kullanırken takmak ciddi yaralanmaları engeller. Neyi takarsak kafamızı çarptığımızda yaralanmayız arkadaşlar. Evet. Tabii ki doğru cevabımız ne olacak? Kask olacak değil mi? 3. Yaya geçitleri trafikte karşıdan karşıya geçiş için en nokta nokta yerlerdir. En güvenli yerlerdir değil mi? Güvenli yerler var mı arkadaşlar? güvenli geçiş. Evet, güvenli geçiş yazıyormuş. İçin güvenli geçiş yerleridir. Bir sonraki sorumuz ilk yardım nokta nokta yangın tüpü de bulunmalıdır. İlk yardım setinde mi arkadaşlar? İlk yardım çantasında mı? Aa, i̇lk yardım çantasında yardım tüpü olmaz ki ama. İlk yardım çantasında değil trafik setinde olur yangın tüpü. Mesela bende de var. Trafik setinde ilk yardım çantasının içinde ne diyor? Yangın tüpü de Aa, olabilir aslında ama yani sık olmamış. Yazalım. Yardım. Çantasında ilk yardım seti var mı yukarıda arkadaşlar? Yokmuş ilk yardım seti. Aslında ilk yardım seti olması lazım. Bunun cevabı ilk yardım çantası yazmış öğretmenimiz. Olabilir. Öğretmenimize saygı duyuyoruz. 5. Trafikte yayaları kadar sürücülerde neleri vardır arkadaşlar? Kusurları ve sorumlulukları vardır. Ne var yukarıda? Sorumlulukmuş. Evet sorumlulukları vardır. Altıncı sorumuz. Kaza sonucunda araç içinde sıkışan kişiye yaralı ya da kazazede denir. Yaralı varmış. Evet yaralı yaralı denir. Araç içinde sıkışmışsa yaralı aslında kazazede denir. Belki yaralanmamış olabilir ama kazazede olduğu kesindir. Yolda çalışma, kaza veya herhangi bir durum olduğunda yol kenarında koyulan üçgen biçimindeki şekle ne denir arkadaşlar? Hani parlak fosforlu yansıtıcıdır aynı zamanda. Kırmızıdır ön tarafı. Biz ona reflektör deriz değil mi arkadaşlar? Annenize babanıza söyleyin mutlaka aracında reflektör bulundursun. Gerçekten ummadığınız yerde işinize yarıyor arkadaşlar. Bir sonraki soru sınıfa girerken ve otobüse binerken her zaman nasıl girmeliyiz ve binmeliyiz? Sırasıyla değil mi arkadaşlar? Sırasıyla sınıfa girmeliyiz, sırasıyla araca binmeliyiz geldik bir sonraki sorumuz eşleştirme mi? Evet eşleştirme sorusuymuş nihayet. Geldi eşleştirme sorumuz. Ne diyor bakalım arkadaşlar? Mesela 112 neyindir arkadaşlar? 112 nerede? Acil ilk yardım ambulans değil mi? O halde buraya ne yazıyoruz? A yazıyoruz. Ambulans nerede arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bakın ambulansı götürüp evet işaretledik. Ondan sonra itfaiye, itfaiye 110'du. 110 nerede? ED gördüğünüz gibi. İtfaiye nerede arkadaşlar? Gördüğünüz gibi itfaiyede şurada. 177 orman yangın. O halde orman yangına B diyoruz. Orman yangın, gördüğünüz gibi orman yanıyor. Orman yangın için ne aranır? Helikopterde aranabilir. Orman yangını söndürme helikopterleri var arkadaşlar. Sıra geldi ne var bakalım? 156 jandarma. Nerede jandarma? D. Jandarma var mı burada? Jandarma'nın kendisi yok ama işareti varmış. Sıra geldi polise. 155 C polis arkadaşlar. Polis nerede? Gördüğünüz gibi poliste şurada. Evet bu sorumuzu da yaptık sevgili gençler. Evet videomuzu durdurarak yapabilirsiniz. 100 alan yazsın yorum kısmına ve aynı hangi takım olduğunuzda lütfen yazmayı unutmayınız. Geldi test sorularına. Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız diyor. Karayolu üzerinde bir ya da daha çok aracın karıştığı ve zararla sonuçlanan olaylara ne denir arkadaşlar? Trafik güvenliği, trafik kazası, trafik akışı, trafik düzenimi Tabii ki trafik kazası değil mi? Çok aracın karıştığı zararla sonuçlanan olay diyor. Bu bir trafik kazasıdır iki. Aşağıdakilerden hangisi? Kazalara neden olan sürücü hatalarından değildir. Sürücü hatasını soruyor arkadaşlar. Alkollü Evet bu bir sürücü hatasıdır. Süratli araç kullanmak bu da bir sürücü hatasıdır. Havanın karlı olması bu bir sürücü hava e, hatası değil arkadaşlar. Bu bir nedir? E, i̇klim koşulları diyelim. Hava koşulları diyelim hava koşuludur. Bu bir sürücü hatası değildir. Doğru cevap de C. Öbürüne uykusuz olmak. Uykusuz olmak da bir sürücü hatasıdır. Ama C seçeneği sürücü hatası değil. Hava koşulları yani iklim koşulları da diyebiliriz. 3. Aşağıdakilerden hangisi hatalı? Yani yanlıştır bakalım. Karşıdan karşıya geçerken yaya geçidini kullanmak bu doğru. Sürüş esnasında emniyet kemeri takmak Doğru. Gece far sönük olarak araç kullanmak. Aa, farlar sönük. Yani ışıklarınız, arabalarınız ışıkları sönük olarak araç kullanmak çok yanlış. Trafik kuralları işaretlerine uymak doğru. Evet, C seçeneği büyük bir hata. Hemen kaza yaparız. 4. Trafik kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 3 tane yanlış demek ki. Bir tanesi doğru. Doğru olanı bulalım. Trafik kazalarına sadece yayalar olmak zorundadır. Hayır. Herkes uymak zorundadır. Bu yanlış. Trafik kurallarına sadece polis varken uymalıyız. Kesinlikle yanlış. Her zaman uymalıyız. Trafik kuralları sadece şehirler için geçerlidir. Her yer ve herkes için geçerlidir. Bu da yanlış. O halde D doğru. Trafik kurallarına uymamak can mal kaybına neden olur. Evet doğru arkadaşlar. Uymazsak hem ölebiliriz hem malımızı kaybedebiliriz. D seçeneği doğru. 5. sorumuz. Araç içinde çocuk güvenlik koltuğunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Evet, çocuk koltuğu neden kullanılır araç içerisinde arkadaşlar? Küçük çocuklar arka tarafta çocuk koltuğunda oturtulur, emniyet kemeri takılır. Neden? Arabayla daha fazla kişi almak için? Hayır. Çocuğun daha rahat uyuyabilmesi için? Hayır. Çocuğun can güvenliği için değil mi? Evet. Çocukların ağlamasını önlemek için? Hayır herhangi bir kaza anında çocuğun çarpmasını önlemek için çocuk emniyet koltuğu, çocuk güvenlik koltuğu kullanılır arkadaşlar. Doğru cevap C. Çocuğun can güvenliği çok önemlidir. A sınav bitmiş arkadaşlar. Ne diyor burada da emniyet kemeri var. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Kesinlikle arkadaşlar ben de arabama oturduğumda ilk yaptığım şey emniyet kemerini takmaktır. Evet sınavımız burada sona erdi. Lütfen kanalımıza abone olun yorum kısmında yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuza like atmayı da lütfen unutmayın. Hoşçakalın, başarıyla ve bizimle kalın sevgili gençler.